anne evladına hayırlı kısmet ister. Her anne evladı için en iyisini ister. Anne! Hayatımızı öldürdün sen bizim be. Geleceğimizi öldürdün. Ben buraya haklarımızı almaya geldim. Vallahi de billahi de. Ben sebep oldum. Ben kurtaracağım kızım seni. Kızım! Gözlerinde hep bir gözyaşı, dudaklarındaysa tebessüm saklar. Tiyatro ve sinemada artık rol yapmanın ötesine geçti muhteşem oyunculuğuyla. Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki rolüyle, Fazilet Hanım karakteriyle içimizdeki kadını çıkardı Fazilet Hanım. Nazan Kesal bugün konuğumuz efendim. Hoş geldiniz Nazan Hanım. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sizlere de iyi bayramlar. Çok teşekkürler. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum ben. Fakat önce bir bayram mesajıyla başlayalım isterseniz. Sevdiklerinize, seyircilere neler söylemek istersiniz bayram mesajınızda? Yani vesile olur belki bayram. İnsanlara huzur getirsin, mutluluk getirsin, barış getirsin, şans getirsin. Fazilet Hanım ve Kızlarım. Tüm detaylara gireceğim tabii, Fazilet Hanım'ın tüm detaylara bakacağız, diziyle ilgili konuşacağız. Yoruldunuz mu? Uzun bir süreçti çünkü. Yani 1,5 yıldır Fazilet'le yatıp Fazilet'le kalkıyorum. Hakkınız var, biraz yoruldum. Ama çok tatlı bir yorgunluk aslında. Çünkü hani geri dönüşünü gördüğüm zaman son yaptığım işin Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin güzel bir yorgunluk. İyi ki yapmışım. İyi ki böyle bir seyirci aurası yaratmışız. İyi ki böyle bir ekiple, Afşar Yapım'la böyle bir çalışmanın içinde olmuşum. Çok iyi kilerim var aslında. Yorgunluklarda işte biraz uyuyunca, biraz kafayı boşaltınca, evet, şarteli indirince geçer. Fazilet Hanım. Ne yaptığını kızıma anlatırsın artık. Sen benim kızımı hak etmiyorsun. Hemen arabana atlıyoruz. Doğru beni kızımın yanına götürüyorsun. Bırak beni. Yürü. Bismillah. Bir düşün Fazilet Hanım. Ben ne yaptım da bu kızlar beni yanında istemiyor diye bir düşün. Manisa'da başladı hikayeniz. Manisa Köprübaşı. Köprübaşı. Evet, Manisa'nın bir ilçesi Köprübaşı. İlçesinde başladı. Ve tabii merak ediyoruz. Hayalleriniz bugün müydü? Ne hayaller kurardınız çocukken? Bugünlere geleceğinizi tahmin eder miydiniz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz diye başlayalım aslında. Zor bir yerden geldi. Yani çocukluğum aslında çok biraz yoksullukla, biraz çalışarak, biraz fazlaca hayal kurarak geçti. Mutlu bir ailenin çocuğuydum. Çalışmaya tapan bir ailenin çocuğuydum. Babam hala 73 yaşında ne ve bu yaşına rağmen emeklilik nedir bilmez. Deli gibi çalışır. Çalışmaya sebat eden bir ailemiz vardı. Biraz esnaf, biraz çiftçi. Tütün tarlasında tütün kırardık, tütün ekerdik, tütün dizerdik. Yani biz de kardeşler olarak 4 kardeşiz. Hepimiz yardım ederdik yani anneanneye, dedeye, anneye. Baba biraz daha esnaf tarafındaydı. Yani işi esnaftı babamın. O çok gelmezdi tarlaya ama şimdi babam da artık bir çiftliğimiz var. Orada zeytin yetiştiriyor. İşte çiçeklerle, böceklerle, doğayla şimdi haşır neşir olmaya başladı. Yani tarlalarda geçti çocukluğum aslında. Sokaklarda ve tarlalarda. Peki kimi sanatçılar mesela şarkı söyleyenler, sokakta şarkı söylerdim. İşte evde kalabalık olduğu zaman şarkı söylemeyi severdim. Sizin sokakta veya işte aile içerisinde böyle bir yeteneğiniz keşfedilmiş miydi o zamanlarda? Gözlem yeteneğim demek ki o yıllarda da çok fazlaymış. İşte bir düğünde bir komşunun oynayışı. İşte bütün mahallenin kadınlarını toplardım. İşte Rasime teyze nasıl oynuyor? Gelin size onu göstereyim. Bütün kadınlar bildikleri için Rasime teyzenin nasıl oynadığını, benim üzerimden onun taklidinin yapılması çok komik gelirdi onlara. 90 yaşında bir ninemiz vardı. Komşunun kayınvalidesiydi. İşte ben bir Nazan'a gideyim de beni biraz güldürsün. Yani böyle cümleleri çok duyardım çocukken. Biraz neşe saçardım. Biraz kişiliğimde de vardır zaten. Yani ben çok pesimist ve çok karamsar, melankolik olmayı çok
Yani benim karakterimde yok en azından, öyle söyleyeyim. Kadın oyuncular genelde derler ki erkek gibi büyüdüklerini söylerler. Sizin anne babanız sizi nasıl yetiştirdi? Çünkü oynadığınız roller ve karakterler aslında hep güçlü kadın imajı çiziyor. İşte bir Fazilet Hanım en son izlediğimizde de güçlü bir kadın vardı karşımızda. Nasıl büyüdünüz? Tarladaydım diyorsunuz, tütün topladım diyorsunuz. Erkek gibi mi yetiştiniz? Yani aslında bu toplumun kadın sorunuyla alakalı bir şey bu. Bu aslında iyi bir şey değil. Yani bu dediğiniz gibi yetiştim ben de. Yani erkek gibi yetiştirildim. Ama bu tırnak içinde çok eleştirilecek bir şey. Ya da benim çok eleştirdiğim bir şey. Çünkü kadının bu toplumda var olabilmesinin en temel gücü olarak işte erkek gibi davranmak, erkek gibi konuşmak. Ne kadın ama erkek gibi kadın, erkek Fatma. Ben bunu tabii ki bile isteye yaptım. Neden yaptım? Benim yaşadığım kasaba kapalı bir toplumun kasabalar, bilirsiniz. Kendi iç dünyalarında, fasit dairelerinde dönerler ve farklı olana çok tahammülleri yoktur. Ben de farklı bir çocuktum. Biraz anarşistim, biraz itirazcıydım, biraz işte kadınlar çarşıya çıkamaz. Neden kadınlar çarşıya çıkamaz? Neden kadınlar pazar göremez? Neden kadınlar fırından gidip ekmek alamaz? Yani kadının işleri ayrı, erkeğin işleri ayrı. Ama aynı kadın tarlada çalışabiliyor. O nasıl olacak? Gibi gibi. Yani o çocuk yaşımda kadın cinsine dair çok ciddi şüphelerim oluşmaya başladı. Ve zaten tepkilerim de oralardan doğmaya başladı. Zaten bunları kırarak güçlendim diyorsunuz. Bunları onların güvenlerini bir biçimiyle bana güvenebileceklerini... işte o erkeksi tavırlarla, yani bana güvenin, bana bir şey olmaz duygusunu biraz o sertlikle, biraz o maskülen davranışlarla kazandım. Nasıldı bayramlar o dönemlerde? Küçük bir ilçede büyüdüm diyorsunuz. Evet evet. Çünkü yani aslında daha sıcaktır değil mi? Tabii tabii. Yani benim yaşadığım, benim çocukluğumun geçtiği yıllarda 6000'di nüfusu, şimdi 13-14 bin olmuştur. Çok mutlu bir ailem vardı. Yani anne baba, hala birbirine aşık bir anne babam var. İşte anneanneler, büyük atalar, dedeler, halalar, amcalar, bayramlar aslında hepimizi dağılmış o aile yapısını buluşturan günlerdi ve iple çekerdik bayramları. Neden? Çünkü İzmir'de yaşayan iki tane opera sanatçısı amcalarım, işte Mehmet Kırılmış, Yunus Kırılmış çocuklarıyla beraber gelecekler, bize hediyeler getirecekler, işte bayram sofraları kurulacak, eller öpülecek. Çocuk yaşta işte dedemizden alacağımız parayı hesap ediyoruz. İşte kaç para biriktirebiliriz. Bir tane dedem çok cimri, o yine az para verecek falan böyle. Yani önemli seremoniler, bayramlar. Ne yazık ki hala, ne yazık ki şunun için söylüyorum. Nerede o eski bayramlar duygusunu çok yaşamaya başladık. Anneanneniz miydi bu baklavaları yapan? Evet. Nasıldı? Baklavalarımız çok özeldi çünkü elde açarlardı anneannem ve annem. Şimdi çok azdır tabii ki elde açılan baklava yemek çok bulmak ender. Bile. Tabii, değil mi? Çok ender. Anneannemin kendi yaptığı bir fırını vardı. O fırında pişirirdi ekmeğini, bayram baklavalarını. İşte şerbetini ona göre hazırlardı. Bir gün beklerdi zaten. Bayramdan iki gün önce yapılırdı o baklavalar. Şerbetini emsin, dinlensin. Sizler etrafında dolaşırdınız. Tabii canım, baklavaların etrafında ne zaman yiyeceğiz, güzel, ne zaman yiyeceğiz diye tırtıklamaya da başlardık. Evet. Şerbetini emmeden. Peki, çocukluk yıllarından sonra tabii bir üniversite hayatınız var. Evet. Manisa'ya yakın. 9 İzmir. Eylül Üniversitesi. Evet, İzmir'de okudunuz. O dönem tabii şimdi alternatif çok ama yine de böyle bir bölümü kazanmak, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudunuz. Böyle bir bölümü kazanmak zordu. Nasıl başladı? Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmeye nasıl karar verdiniz? Ve sınav tabii ki. Aslında ben... Yunus Kırılmış, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden emekli amcam. Ailede böyle bir ses güzelliği, ortak bir ses güzelliği var. Babamın, iki amcam opera sanatçısı, ablamın, halamın çok güzel sesi. Ve bu bana da sirayet etmiş ve belki hani amcalarımın yolundan giderim duygusuyla opera şan sınavlarına girdim ben. Konservatuvar sınavlarına. Fakat o kadar rahmetli Sevda Aydan'dı sınavı alan
hoca. Sesimi o kadar çok beğendi ki bir de kulağına bakalım kızım dediğinde ben de kulak olmadığını anladı. Sen git Yunus seni çalıştırsın. Yunus amcamın da hocasıydı. Seneye bir daha gel dedi ama o seneye bir daha olmadı. Çünkü ben işte ortaokula başladım. Ve sesimle ilgili o yeteneğimi bir biçimiyle açığa çıkaramadım. Hı hı. Şimdi böyle dost sohbetlerinde, meclislerde işte küçük sesimin güzelliğini bilenler bir tane rica ediyorlar. Oyunculuk meselesi yine aynı amcamın, Yunus amcamın benim yeteneğimi fark edip Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarını bana hatırlatması ve sınava bir hafta kala çok hızlı bir periyotta beni hazırlayarak tiyatrocu devlet tiyatrosundaki arkadaşlarından rica ederek konservatuvara girmeme sebep olmuştur. Oyunculuk yeteneğim de yani çocukluğumdan itibaren o taklitlerden gelen, o dışa vurumcu kişiliğimden gelen bir özelliğin benim tarafımdan, yani ben bunu biliyordum. Bunun bir şey olduğunu, bir yetenek olduğunu biliyordum ama adını koymam lise sonunda coğrafya öğretmenimin beni oynattığı bir tiyatro eserinde oldu. Aa, bir dakika, ben burayı çok sevdim. Burası sahne, insanlar aşağıda beni alkışlıyorlar ve iyi hisler içinde ayrılıyorum o sahneden. Ve oyunculuk bölümüne de öyle karar verdik. Ailenizde birçok sanatçı var ve sizin de buradan şanslı genlerden birisi olduğunuza inanıyorum ben. Yani galiba, çünkü benim babam kendi besi yerinden dolayı oyuncu olamamış. Hı hı. Ses dergisinin sınavlarına girmiş 1964 yılında. O sınavlar o zaman nasıl fotoğraflarla, yani enteresan. O artistik fotoğraflarla seçilmiş, üçüncü olmuş. Hı hı. İzmir'de de Selda Alkor, Ekrem Bora'nın çektiği, başrollerini oynadığı bir filmde de yardımcı bir rol almış. Ama benim Hacı dedem göndermemiş, ayakkabıları kim tamir edecek diye. Dolayısıyla aslında söylediğiniz çok doğru. Babamın kendinde olan bir şeyin gerçekleşmeme haliyim aslında ben. Evet. Yani evet, o ukde benle beraber açığa çıkmış oldu. Ben nerede yanlış yaptım acaba? Senin gelişen kişiliğini kullanma talimatlarına harfiyen uyarak yüksek ısıda yıkadım hep. Üzerine en hassas deterjanları olması gerektiği miktarda döktüm. Senin bedeninin çarşafını hiçbir zaman yabancı renklerle bir arada makineye atmadım ben. Hiçbir şey sana başka renk vermesin diye. Diyarbakır'a uzanacağım ama ondan önce, uzanmadan önce az önce sesim güzel dediniz ama ben söylemiyorum dediniz. Başkaları güzel olduğunu söylüyor. Ufacık bir şey söylese. Çok ufacık. Benden istemeyin. Çok ufacık. İnsanların bayramını zehir etmiyor. Hiç, gayet güzel olacak, keyif olacak. Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım. Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım. Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı hey, hepsinden ben elayım, benden ala çiçek var mı, çiçek var mı hey. Bu kadar. Yok, hakikaten çok güzel. Teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola, çünkü ne sesim hazır, ne şarkının sözü çok tam. Çok güzel söylediniz hakikaten. Bayıldım vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Peki. Diyarbakır'a uzanmak istiyorum. Sizin Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak 1996-2004 yılları arasında. Evet. Nasıl bir deneyimdi orası? Yani o yıllarda tabii çok fazla Devlet Tiyatrosu dışında seçenek yoktu. Çok fazla sinema salonu yoktu. Dolayısıyla bizim oyunlarımızı alternatif olmadığı için
İşte bir Şahmeran'ı mesela 17 kez gelip izleyebiliyordu bir seyirci. Artık bir süre sonra benim oyundaki repliklerimi o kadar çok seyrettiği için ezberlemiş, aşağıdan ön almaya başlıyordu seyirci. Yani bir sonraki repliği söylemeye başlıyordu. Yani ne kadar aç, ne kadar ihtiyaç duyuyor onu anlatmak adına bu örneği veriyorum. Hı hı. Çok iyi işler yaptık orada. Yani Nazım Hikmetler oynadık, Shakespeare'ler oynadık. Seyirciyi, oradaki seyirciyi bu oyunlarla tanıştırdık. Aynı zamanda ben TRT GAP'ta bir kadın programı sundum. 2 sene boyunca 4 mevsim kadın canlı yayın, her gün bir biçimiyle canlı yayın programı yapıyordum. Aynı zamanda bir tartışma programı sundum. Yani böyle benim televizyonla olan ilişkim oyuncu olarak evet bir biçimde devam ediyordu ama bir programcı tarafım da, yani sunucu tarafım da o yıllarda Diyarbakır'da açığa çıkmıştı. Yani şimdi gözümü kapattığımda nerede o yıllar diyorum. Keşke öyle bir zaman makinesi olsa da düğmeye bastım da o yıllara geri dönebilsem. Her oyuncunun bir kırılma noktasıdır ya. Tabii sizin nasıl yolunuz düştü? Okuldan hemen sonra mı geldiniz? Evet. Ve tabii Yavuz Turgul'un filmi Gölge Oyunu da ilk filminizdi değil mi? Evet, doğru. 91'de mezun oldum. İzmir şu anda daha iyi durumda ama o yıllarda gerçekten bir ölü toprağı vardı. Sanat anlamında, oyunculuk yapabilirliğimiz anlamında. Devlet tiyatrosu dışında başka bir seçeneğimiz yoktu. Bir de İstanbul çok önemli bir metropol dünya içinde, sanat hisseden insanlar içinde. Yani kendinizi gerçekleştirebileceğiniz en önemli şehir burası. Hı hı. Seçenekleri çok fazla. Bir dizi için gelmiştim ilk TRT'ye yapılacak bir dizi için. Ondan sonra Yavuz Bey'le o filmde çalıştım. Sonra arkasından İrfan Tözüm'le Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri geldi. Hep böyle yedinci sanat, kendini yedinci sanatta hissettiren filmlerin oyuncusu olmayı arzu etmiştim. Yani işte Nuri Bilge Ceylan'la, Zeki Demirkubuz'la, Tayfun Pirselimoğlu'yla, Atıl İnanç'la, Ahu Öztürk'le, sayamadıklarım varsa çok özür dilerim. Yani hep kalbim bu tarz filmler için atar oldu Yavuz Bey'le çalıştıktan sonra. Yani geliş sebebim aslında bir dizi, sonra sinema girdi devreye. Sonra tiyatrosuz yapamadığımı fark ettim ve Çetin Ceviz adlı bir oyunda oynadım. Evet. Sevgili, buradan selam olsun Nevra Serezli ve Cihan Ünal'a. Onlarla beraber tiyatroda ilk başrolümü oynamış oldum Çetin Ceviz'de. Sonra da baktım ki İstanbul aslında benim kafamdaki gibi bir İstanbul değilmiş. Yani okulda okurken, bir an önce gitmek için can atarken geldiğimde başka türlü bir İstanbul'la karşılaştım. Ama bunu tabii yani deneyimlemeden anlayamıyorsunuz. İlla ki o 5 yılı bir biçimiyle en çaresizliği de yaşayarak, en açlığı da yaşayarak, o ilişkilerdeki çatışmayı da yaşayarak, sektörün ne kadar aslında zor bir yer olduğunu da fark ederek hayır ben İstanbul'a bir ara vereceğim deyip Diyarbakır'a gitmiştim. Şu güzelliğe bakın lan. Ooo, ne fıstık kayıyor. Ne güzelsin sen. Çek ulan şunun bir fotoğrafını. Nasılsınız kesin? Kes. Peki hemen Nuri Bilge Ceylan'ın ismini geçirdiğiniz için hemen oraya da girmek istiyorum. İklimler filminde oynamıştınız. Hı hı. Ve o film size bir ödül getirmişti. Ardından da yine Uzak filminde rol aldınız. Hı hı. Bunun ötesinde tabii yıllar sonra Palmiye ödülünü alacak bir yönetmen. En önemli filmlerinden birinde rol alarak 2 kez Cannes'da. Kırmızı Ağlı'da evet, bulundunuz. Uzak ve İklimler. Uzak evet. İlk filmidir. Yani benim, daha doğrusu benim oynadığım ilk filmim. Hı hı. Ondan önce Nuri Bilge'nin... İklimler'de ödül aldınız. İklimler'de ödül aldım. Evet, Antalya'da en iyi yardımcı kadın oyuncuydu galiba. Evet. Cannes'da Kırmızı Ağlı'daydınız. Cannes'da Kırmızı Ağlı'da evet, yürüme şansım oldu onlarla beraber. Aynı zamanda Fibreski aldı İklimler orada. Yani ödülsüz dönmüyor biliyorsunuz Nuri Bilge Ceylan. Evet. Çok
büyük bir şans tabii yani. İşte yedinci sanatın içinde olmak isteyen bir oyuncunun daha büyük bir hayali olabilir mi ki yani? Ben o hayali bir biçimiyle elde etmiş oldum Nuri Bilge ile çalışarak. Ve Kan da bunu taçlandırdı tabii. İki kez bulundunuz. İki kez Kan'da. Gittim. Aslında dört kez gittim. Hı hı. Yani diğer ikisi de eşim sebebiyle, eşimin kadrosundan gittim. Bir zamanlar Anadolu'da ve Üç Maymun'da o oynamıştı. Aynı zamanda da senaryo, beraber yazmışlardı senaryoyu. Onun kadrosundan gitmiş oldum ama çok güzel tabii yani oraları görmek, o duyguyu yaşamak. Başka türlü bir aura var, başka türlü bir algı var. Sanata gerçekten değer veren ve sanattan anlayan insanlarla böyle birkaç gün yaşıyorsunuz ve döndüğünüz zaman sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Arkadaşlar. Ama bu kez daha sahici oynamanızı istiyorum. Biz kaybolduk. Yakın dönemde izlediğimiz filmleriniz de oldu. Hemen notlarıma bakacağım. Yine ödüller aldınız. Saç, daire, toz bezi. Evet. Özellikle toz bezi bizi kadınları çok etkileyen bir rolünüz vardı orada. Tabii bunu da sormak istiyorum. Gündelikçi Hatun rolündeydiniz. Evet. Nasıl hazırlandınız? Ya orada ben o filme dair enteresan bir şey yaşadım. Oyunculuk hani ne kadar meşakkatli bir şey. Yin altını çizmek adına bunu anlatacağım. O dönemde ben Bugünün Saraylısı diye bir dizi çekiyordum. Hı hı. Yine Avşar yapımla. Orada da böyle saraylı bir hanımı oynuyorum. Selçuk Yöntem'in eşini bence oynuyorum. Dizinin son 4 haftasıyla filmin başlama takvimi birbiriyle çakıştı. Yani bir tarafta yalıda bir yalı hanımını oynarken gündüz gelip böyle paçaları sıvayıp kolları sıvayıp evet, yerlerin tozunu alan ev işçisini oynadığım bir dönem. Böyle bir şey git gel açısından ilk günler çok zorlanmıştım. Hatun oynadığım karakterin adı Toz Bezi'nde. Çok nasıl anlatayım? Ya hala tadı damağımda aslında o filmin. Ahu Öztürk'ün ilk filmiydi ama sanki böyle yani üçüncü filmini çekiyor ustalığında çalıştı bizimle. Neler yaşadınız Maltepe Gül Suyu'nda? Bayağı var galiba. Sanki bir şey duymuş da sormuşsunuz yok, gibi. Yok yani siz belki söylersiniz diye sordum ama. Filmin ikinci günüydü galiba. Tahmin edersiniz ev işçisi, işte plastik terlikler, işte soket desenli çoraplar, saçımız böyle yazmalı, yelekler. Nasılsa öyleyiz. Yapımcımız dedi ki noterde bir imza işimiz var, notere gitmemiz gerekiyor. Ve öğle arası Asiye Dinçsoy ve beni aldı. Daha önceden zamanı alınmış, saati alınmış bir şekilde gittik. Böyle bize baktı noter hanım, bir bana baktı, bir Asiye'ye baktı. Şöyle süzdü böyle tepeden tırnağa. Okuması yazması var mı bunların dedi. Tamam mı? Güzel. Böyle çaktırmamaya da çalışıyoruz aslında. Sonra yapımcımız gitti dedi ki yani bu roldeki halleri aslında oyuncular. Hani o kadar inandırıcı olmuşuz mezunlar ki aslında. Tabii ki var yani hani parmak mı basacaklar bunlar? Okuması yazması var mı bunların? Böyle bir hoş bir anımız vardır Toz Bezi ile ilgili. Sen Çerkez'sin değil mi? Sarışın tipin Kars'tan geldin. Sosyal güvenceniz? Yok. Memleketiniz? Karslıyım, Çerkez'im. Sen de saf değilsin abim. Ben zaten saf değilim. Nesi? Akıllıyım ben. Akıl küpüyüm kendime. Akıl küpüyüm. Şimdi son işiniz Fazilet Hanım'a da evet, gelmek istiyorum. Hakikaten Fazilet Hanım ne kadar güçlü bir karakter olsa da evdeki dönen dolaplar, kızlarına sahip çıkması, kızları için her şeyi yapabilmesi ama bir yandan da o ihtişama karşı olan düşkünlüğü
Ama hepimizin içinde bence bir Fazilet Hanım vardı. Aslında bir kadın hikayesi. Hı hı. Yani mottosu yani sınıfsal olarak yoksul bir hayat yaşamış ve gecekonduda yaşayan bir kadının zengin olma hayalleri, hırsları, kendi geçmişinin, kendi öyküsünün kızları tarafından tekrarlanmaması, daha düzgün hayatlar yaşasınlar, benim gibi acı çekmesinler diyen aslında tipik bir Anadolu annesi. Evet. Biraz uyanık, biraz muzip. Onları ben özellikle böyle... Çünkü çok travmatik bir şeyi anlatırken bile insanlar biraz gülümsemek istiyor. Yani acının sadece acının öğreteceği çok fazla bir şey yok aslında. Evet. Yani onu birazcık gülümsettiğiniz zaman, biraz böyle ters köşe yaptığınız zaman... o kadının acısı daha çok açığa çıkıyor. Hayırdır? Yine hırsından topukları çatlatıyor Fazilet. İşine bak sen, işine hadi. Z planına geçiversene kız. Bir şeycik olmaz. Geçiver Z planına. Yok mu başka plan? Fazilet Hanım. Ne yaptığını kızıma anlatırsın artık. Sen benim kızımı hak etmiyorsun. Onlar seni ezdikçe daha da bileneceksin. İnadına isteyeceksin. İnadına daha da çok isteyeceksin. Ercan Kesal sizin gibi... çok başarılı bir oyuncu ama asıl mesleğinin bir tıp doktoru olduğunu da biliyoruz. Ben bu başarılarınızda, her ikinizin de başarısında, ayrı ayrı başarısında birbirinize olan sevginizin de çok yansıdığını düşünüyorum. Böyle mi? Böyle. Peki ortada güzel bir aşk var yani, değil mi? Tabii, doğru hissediyoruz. Tabii evet. Yani saygı, sevgi, aşk. Aşk dediğiniz şey aslında... bunları kapsamadığı zaman aşk olmaz. Yani birlikte olmayı seven, seçen ve bunun mutluluğunu yaşayan bir çiftiz. Dolayısıyla birbirimize sihirli değneklerimizi değdiriyoruz yani. Değdirdikçe de çok güzel şeyler çıkıyor. Eleştiriler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Birbirinize? Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Çünkü yani dışarıdaki herhangi bir insan bazen nezaketinden söyleyemeyebiliyor. Bazen susmayı tercih ediyor. Yani eleştireceği bir şey yerine susmayı tercih ediyor. Aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel oynadın diyebiliyor. Ama biz birbirimize daha acımasız davranıyoruz. Kader. Demek ki benim kısmetimde, nasibimde buymuş. Kimse bilmedi benim halim. Bilmesin de. Oraya oturan herkes hesap sordu benden. Bir türlü iş getirdiler başıma. Ama vazgeçmedim. Allah'ım verirse de vazgeçmeyeceğim. Peki tabii ben Poyraz'a da hemen değinmek istiyorum. Bir oğlunuz var, Poyraz. Eminim hayrandır hem annesine hem babasına, hem ekranda izliyor, hem evde değişik karakterlerde. Gerçek bir anne baba. Nasıl Poyraz'la ilişkileriniz? Poyraz biraz artık anne babadan kopmaya başladığı bir dönemi yaşıyor. Kaç ergen, yaşında şu anda? 12 yaşında. 12 yaşında. Hafif bir ergenlik kıpırtıları başladı. Daha çok arkadaş odaklı yaşıyor. Basket hayatımızın çok merkezinde, lisanslı bir oyuncu. Ne güzel. Sanırım böyle giderse basketçi olacak. Sizin söylediğiniz o tırnak içinde ünlü anne baba kavramıyla çok tanışan bir çocuk değil. Hı hı. Yani biz bunu evde son derece sıradan yaşadığımız için ve altını çizmediğimiz için Poyraz da belirgin bir biçimde duygu farklılığı yaşamıyor. İzliyor mu yaptığınız çalışmaları? Evet, evet ama... biz herhangi bir filmi izler gibi izliyor. Yani annem, babam, aman Allah'ım. Özümsemiş tabii ki o da. Yani böyle izlemiyor. Peki Poyraz bir gün anne ben oyuncu olmak istiyorum derse ona destek verir misiniz? Çok gülerim. Güler misiniz? Neden? Yani olabilir çünkü. Çünkü o da anne babadan görüyorum. Dolayı iyi genlere sahip. Görüyorum, şu anda görüyorum. Öyle mi? Görüyorum, ne yazık ki görüyorum. Yani benim... O yıllardaki halim gibi Poyraz. Yani benim 12 yaşındaki halimi geriye dönüp hatırladığım zaman yani tarıyor radar gibi böyle. Herkesin çok belirgin özelliklerini gözlemliyor. Sonra onu bize taklidini yapıyor. Sabah kahvaltısında babasının nasıl kahvaltı yaptığını bir izleteyim bir gün size. Ölürsünüz gülmekten. Yani nasıl olur? Nasıl olur bu kadar bu mimikleri nasıl yapabilir? Ama çok gözlemci işte. Sürpriz olmaz. Çok teşekkür ediyoruz ben bu güzel sohbet için. İyi ben bayramlar dileyelim herkese, seyircilerimize de, size ve sevdiklerinize de. Son bir şey söyleyelim ve isterseniz sohbetimizi noktalayalım.
Ya ben de gerçekten çok mutlu oldum. Çok keyifle sohbet ettik. Buradan seyircilerimize şunu söyleyebilirim. Her günleri bayram sevinciyle, bayram mutluluğuyla, bayram huzuruyla geçsin. Huzur içinde geçsin günleri. Sevgiler. Ne diyebilirim ki? Niye ayrıldınız? Çok severim ben ayrılık hikayeleri dinlemeyi. Her çeşit insan da gelir. Zencisi de gelir, dincisi de gelir. Ben mi çalışmayayım? Sen daha lavaboyu tahmin edemedin.